yaşarım. İçeride her şey hazır değil mi? Birazdan gelirler çünkü. Hazır Rüzgar Bey. Veysel Usta'ya söylüyorum, isterseniz mangalın başına geçsin. Yok yok. Mangalın başında ben duracağım da. Siz servisi ayarlayın yeter. Peki Rüzgar Bey. Vay arkadaş, vay 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 vay. Şu evin büyüklüğüne bak ya. Bahçenin büyüklüğüne bak. Havuzun büyüklüğüne bak kardeşim. Ne yapıyorsun? Ulan ilkin dostum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Geç kalmadık değil mi? Yok yok, biz de yeni başladık. Allah kardeşim, evin de bayağı güzelmiş. Güle güle otur. Eyvallah. Ulan Kamil tabii güle güle oturacak. Ağlayarak mı oturacak? Kocaman ev. Allah'ım ya. Yalnız dikkat ettim de güzel kardeşim. Senin baban elçinin babasından daha zengin ha. Gerçekten. Ohçuz sana ya. Kardeşim kusura bakma, böyle hayatında çok şaşalı ev görmediği için hemen karşılaştırmaya giriyor. Karşılaştıracağım tabii. Niye karşılaştırmayayım? Bir kere burası elçinin evine 10.000 basar. Ya Ohçu, elçinin ne alaka şimdi? Sus. Ay çok affedersin cimbomcum ya. Pot kırdım ben galiba. Kendisi elçinle paşa yüzünden çok kavga ettiği için bu tür konuların açılmasından rahatsız oluyor. Pardon. Ohço. Ohço. Hani havuz havuz diyordun ya, vallahi atacağım şimdi havuzu sana ha. Neyse arkadaşlar, siz içeri geçin. Ben etleri falan hazırlayayım. Hadi. Hadi geçin içeri. Lan gelsene sen de hadi. Geçen ya, biz etleri hazırlarız. Keyfinize bakın. Keyfinize bakın, rahat rahat. Kendi evinizmiş gibi takılın. Pisi. Fazla şey kurcalam ana. Şşş, et getir et. Ah, getireyim kardeşim. Var ya, misler gibi oldum ha. Banyo çok iyi geldi gerçekten. Oğlum sen ne ara gittin, banyo yaptın görgüsüz herif. Ne var kardeşim ya, sizin gibi varoş muyum ben? Üstüm mangal mangal mı koksun böyle isis? Hii, pis varoşlar. Ya Rüzgar kusura bakma, Orçayı artık sen de tanıyorsun yani. Böyle şeyler yapıyor biliyorsun. Yalnız kardeşim bir şey diyeceğim. O giydiğin babamın bornozu bir de galiba yıkanmamıştı. Ay dert ettiğin şeye bak Rüzgar kardeşim ya. Olsun, ben bunu çıkarır tersten asarım. Rutubet de olmaz, hemen iki dakikada kurur. Gelin senin burnunuzu istersen bir kaynar suyla yıka. Getirmeyecektik onu işte. Ne güzel geç kalmıştı, almadan gelecektik. E zaten orada bıraksaydık gecenin sonunda gelmeyecek miydin? Gelirdi değil mi? Gelirdim tabii. Niye gelmeyeyim? Bir kere Rüzgar'cığım beni baş konuk olarak davet etti. O yüzden gelirim. Allah Allah. Rüzgar kardeşim, şimdi bu Ethem amcanın meşrubat dolabı nerede? O kadar aradım aradım bulamadım ya. 120 yıllık skoç meşrubatlar vardı. Çıkart içelim onları ya. Bir onlara ortak olmamışsın zaten. Ne var ya, Allah Allah. Rüzgar kardeşim beni evine davet etti. Değil mi kardeşim? Hayda, bu dışarıda olmayacak mıydı ya? O kim? Kardeşim. Neyse, zaten tanıştırmak istiyorum sizinle. Rüzgar, motor senin mi? Versene bir tur atayım. Oğlum adam iniyor. Demek ki onun. Ha, ondan isteyeyim o zaman. Oo, selam arkadaşlar. Parti var ha? Arkadaşlar, kardeşim vardı. Kardeşi misin? Ya kardeşiymiş işte, salça niye uzatıyorsun? Selam Arda, ben Gün Çiçek. Memnun oldum. Merhaba, ben Salça Anne, AVM'den. Salça, Peker, Bertan. Karabiber, yani Sevil, Trafo yani Mert. Kardeşim! Ben de bak çekelim iyisin şeyle. Vallahi aslanım, yemin ediyorum. Var ya, ben Rüzgar'ın en yakın arkadaşıyım. Rüzgar'ın en yakın arkadaşı olduğuma göre senin de en yakın arkadaşın oluyorum. Gerçekten bak, biz çok iyi anlaşabiliriz. Motor senin mi? Versene bir tur atayım. Abi bineyim şimdi iki dakika. Trafo söyle, versene motoru kullanayım. Ben motorları çok severim. Oğlum daha yeni tanıştın adamla ya. Ne var kardeşim ya? Rüzgar'ın kardeşi benim de kardeşim.
Rüzgar, bu değişik olanın üzerindeki bornoz babam mı? Ya sorma, anlatırım sonra. Ya sorma, anlatırız biz sana sonra. Gerçekten sonra anlatırız. Rüzgar kardeşim, sana bir şey söyleyeceğim ya. Az önce mangal yaptık da dikkatimi çekti. Biber atmamışız biz. Şöyle dolapta biber varsa bir atıverin de biber yiyelim ya. Vallahi gerçekten. Tamam koçum, rahat ol. Ben söylerim, hallederler. Yok yok, o kadar hazırlık yapmışlar. Kızlar biz halledelim onu mutfakta. Bakalım var mı biber? Cim amca, istakoz var mı? Bir bak bakayım ya buzluğa. Varsa şöyle mangalın üstüne atıverelim. Otur otur ya, bir şeyler ye, geç. Her şey var. Ketmet de istersin canım. Muz var. Kaç defa söyleyeceğim? Evet, senin sevgilin olmayı kabul ediyorum. Söyletme artık. Yeter, 100 defa söyledim. Kusura bakma, şu an kulaklarıma inanamıyorum da. İstersen şu eve getirdiğin, sembolik dediğin yüzüğü de takabiliriz. Sen ciddi misin? Her şeyi istemez miyim? Yalnız şey, çok uzatmayalım olur mu? Bir an önce halledelim gitsin. Tamam, hallederiz. Elçin, sana söz veriyorum. Verdiğin kararda pişman olmayacaksın. Seni çok mutlu edeceğim. Tamam. Ha, bu arada sizinkilerin durumdan haberi var mı? Yok, konuşmadım. Ama konuşacağım en kısa zamanda. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Yani şu an bir yandan kolumu çimdiklemeni falan istiyorum. Rüyada mıyız, gerçek mi, onu anlayabileyim diye. Bir yandan da riske girmek istemiyorum. Ya rüyaysa? Öyleyse beni de uyandır zaten. Efendim? Atakan, biz niye böyle sahilde buluştuk bu soğukta? Kalkalım mı artık? Hadi gidelim. İnanmıyorum Cimbom ya. Aynı filmlerdeki gibi kızım. Genç ve güzel kızın farklı zaman dilimlerinde ilişki yaşadığı erkekler böyle kardeş çıkar. Ondan sonra da kızın kafası karışır, böyle olaylar gelişir. Salça, biraz daha zevzeklik yaparsın o günleri göremeyeceksin. Ne dedin ki ben şimdi? Bir sürü şey saçmaladın da en saçmasına cevap vereyim. Arda ile benim aramda bir şey yok ki. Çocuk yaşta yazlık yerde tanıştık işte. Yani herhalde o zamanlar konuştuğumuz en derin konu o dönemin popüler çizgi filmleri falandı. Sen bakma buna ya. Zevzek zevzek konuşuyor işte. Ha, zevzek zevzek konuşuyorum. Sen dikkat etmedin galiba Sevil'cim. Cimbom Hanım savunmasında ben Arda ile ilişki yaşamıyorum dedi. Ama Rüzgar'la ilişki yaşamıyorum demedi. Fırsat vermedin çünkü söylememe. Rüzgar benim sadece arkadaşım. Ben bunu yemedim. Çünkü ben birazdan böyle etli salata yiyeceğim. O yüzden bunu hatırlat, ben daha sonra yiyeyim. Tamam. Yüce Mahkeme huzurunda sana soruyorum. Buna cevap ver. Madem Rüzgar'la sen sevgili değilsin, arkadaşsınız sadece. O zaman neden Arda'yla böyle ilk kez karşılaşmış gibi yaptın? Neden yaptın? Ya sen gitsene Bertan'ın yanına, git Bertan'a bak. Yalnız bir şey diyeceğim, kızma da. Yani ben de merak ediyorum. Şimdi sen niye öyle Arda'yla ilk defa tanışıyormuşsun gibi yaptın? Aslına bakarsam da ben de merak ediyorum. Biz o zaman etlere bakalım. Hayır, bakmayalım. Ben buradayım, git sen bak. Bana bak, senin o kafanı ızgaraya sokmayayım, hadi yürü. Yerde fasin yetelip duruyorsun ha. Yap, gitmeyeceğim, sen git. Tamam, Bertan'ı ilgilensene sen biraz. Bertan kaçıyor mu ya? Kaçmıyor ki. Ben ilgilenirim ondan sonra. Sen bir baksana. Merakımı giderecek misin? Niye beni ilk defa görüyormuş gibi yaptın? Ya o an doğru olan oydu. Yani sonra açıklarım neden olduğunu, şimdi yeri değil. Arda, sen mutfağın yolunu biliyor muydun ya?
eşyaları alacaktım içeri götürmek için. Ayrıca geleneklerimize misafire iş yaptırmak yoktur. Gelip yardım edeyim dedim. Sağ olasın canım kardeşim de misafirler benim misafirim. Sen yorulma yani. Rüzgar da orada ya. Rüzgar da orada. Ne konuşuyorlar acaba? Senin yaptığın var ya zaten insan haklarına aykırı bir şey ya. Cimom da anlatmayacak bana neler konuştuğunu. Çatlayacağım vallahi meraktan şimdi. Kızım ruh hastası mısın? Ha? Bir şey de bilmeyiver. Sana ne? Ha sana ne? Gamsız. Senin için söylemesi kolay. Benim rüyalarıma giriyor. Kabus oluyor bana. Ben bu sefer seni dinlemeyeceğim ya. Ben gidiyorum. Hayır canım nereye gidiyorsun saçmalama. Dur şurada durduğun yerde. Vallahi gidiyorum. Dinlemeyeceğim artık seni. Kızım. Bertan Salça şey diyor sana. Ne diyormuş? Ne diyeceğim ya ben ona? Ben Bertan çok bozuldum diyor. Şöyle romantik bir şarkı çalıp söylemedi diyor. Çok bozuldum diyor. Ben mi diyormuşum ya acaba onu? Fatih'im sen yeter ki iste ya ben çalırım. Gel. Bak ne güzel sen yeter ki iste diyor. Ben çalarım diyor. Yürü hadi yürü. Git otur da dinle hadi. Evet ben o zaman bir dinleyeyim. Sen var ya çok kötü bir kızsın. Ama çok da tatlısın. Yerim senin çok kararsız kaldım şu an. Pardon canım. Belki güneş bir gün ikimiz için doğar. Belki korkuları hayallerimiz boğar. Şşş, bak Kami kaldırsana karabiberi dansa. Bak ne güzel romantik müzik çalıyor çocuğum. Sen karışma lan bornozlu. Hem Sevil öyle şeylerden hoşlanmaz. Belki hoşlanıyorum ne biliyorsun. Dans edelim mi? Yuh kütük, o da seni ya. Allah'ım yarabbim aynı dediğimin anneannemi dansa kaldırdığı gibi kaldırıyorsun. Kim var o lan biraz? Kim var o? Bak yemin ediyorum havuz şu... Neyse dans edelim o zaman. Ay çok tatlılar değil mi? Çok ısındım. Şunu bir şuraya koysana. Beni bırakma. Günçiçek. Hazır güzel müzik varken dans edelim mi? Olur. Zaten kıyıya vurmuş haldeydi ceset. Ben sadece çekip çıkardım. Ama tanınmaz haldeydi. Evet, tanınmaz halde. Kimin nesidir diye ceplerini yokladım. Hiçbir şey çıkmadı üzerinden. Tamam, tamam. Sen ismini, telefon numaranı arkadaşa yazdır. Daha sonra ifadeni almak için çağırabilirsin, tamam? Hadi bakalım. Balıkçı Gürsel. Umarım kardeşim fazla rahatsız etmemiştir. Yok. Sen bana bir kardeşin olduğunu söylememiştin. Söylememiştim değil mi? Ya aslında sadece babalarımız aynı. Aranız iyi mi peki? Aramız yani olduğu kadar. Ya kardeşiz sonuçta. Ama Arda biraz farklıdır benden. Ya nasıl desem? Tiki mi diyeceksin? Yani hani tiki gibi. Ama gerçi bu biraz da içinde yaşadığı ailenin ortamından da kaynaklanıyor. Gerçi annesi ayrıyken bir süre başka yerde kaldı. Ama yani Ethem Kıratlı gibi zengin bir babanın oğlunun hayata dair iki perspektif olabilir. Ya bu hayatın onlar için bir şans olduğunu, doğuştan sahip olmaları gerekmediğini biliyorlar ve ona göre yaşıyorlar. Ya da hiçbir şeyi umursamayıp bu zenginliğin tadını çıkarıyorlar. Sanırım Arda ikincisi oluyor. Sen de birincisi. Değil mi? Belki. Ama bunda benim eski hayatımın da bir payı var tabii. Ya
ben öyle düşünmüyorum. Sen bu evde doğup büyümüş olsaydın da bence aynı insan olurdun yani. Şımarık olmazdın. Bilmem. Ama teşekkür ederim. Ya iltifat olarak söylemedim gerçeği. Selam. Selam. Neşe'ydi değil mi? Evet Neşe. Salça da diyebiliriz. Dans etmek ister misin? Yok ya ben böyleyim. Teşekkür ederim. Hadi ama ev sahibini kırma. Alt tarafı bir dans. Her iddiası tavırım. Benden cimbomla ilgili laf almaya çalışacağım. Neyse. Bahaneyle ben de birkaç laf alırım belki ondan. İyi peki madem olur. Yap. Nereye gidiyorsun? Kardeşim, eş değiştirelim mi? Şey, ben Bertan'a içecek bir şeyler vereyim. Sabahtan beri şarkı söylüyor, boğazı kurumuştur, yazık. Fatih olabilir. Çünkü ona çok benziyor. Ama yalnız parmak izi alamayacağız. Elleri parmakları çok fena durumda. Peki ne yapacağız komiserim? Ailesine haber verin gelsin. Şu öğrenci çocuklar vardı ya. Onları da çağıralım. Gelip teşhis etsinler. Evet. Onları da çağır gelsin. Başlıyor. Tamam, tamam, hadi. Ne kadar güzel söyledin ya. Böyle çok uzun süre söyledin ya, boğazım kurumuştur diye ben de sana meyve suyu aldım. Sağ ol Neşe. Rica ederim. Bakıyorum da dans etmeyi seviyorsun. Evet, severim. Ha, sen Arda ile ettiğim danstan bahsediyorsun. Şey, zaten ayıp olmasın diye. Çocuk ev sahibi ya, çok da ısrar etti. Ondan dolayı yani. Yoksa içim gerçekten hiç istemedi yani dans etmek. Tabii canım, bayağı da samimiydiniz. Elini sıkmalar falan. Evet, elimi sıktı. Ben sıkmadım ama o sıktı benim elimi. Tuttuysa elimi sıktı. Keşke elimde hani şu elektrik çarpan şaka avuç içi yüzükleri olur ya. Onlardan olsaydı. Benim var biliyor musun? Öyle şaka yaparım ben arada. Olsaydı güzel olurdu. Çünkü şu an pek normal bir durum değil. Uyardı yani. Dansınızı böldüğüm için bana kızmadın umarım. Yok yani, rüzgar ayıp oldu mu diye merak ettim o kadar. Bir şey sorsam kızmazsın değil mi? Soracağın şeye bağlı. Tamam. Şeyi merak ediyorum. Rüzgar'la aranızda arkadaşlıktan öte bir şey var mı? Ya yok yani. Öyle iyi iki arkadaşız. Güzel. Ben de bu cevabı duymayı bekliyordum. Neden? Çünkü senin için kardeşimle rekabet etmek istemem. Nasıl? Hadi ama gün çiçek. Onca yıl sonra tekrar karşılaşmamız. Sonra senin Rüzgar'la aynı sınıfta olman. Bunların hepsi tesadüf mü? Ya ben çok yoruldum, artık dans etmesek. Olur. Ama önce benimle akşam yemeği yiyeceğine söz ver. Tabii mümkünse baş başa. Böyle bütün mahalle değil. Ya ben gerçekten çok yoruldum. Gideyim izin isteyeyim de artık eve döneyim. Rüzgar. Ya ben kalksam sana ayıp olur mu? İyi misin? Canını sıkan bir şey mi oldu? Ay yok yok, iyiyim de ya birazcık başım ağrımaya başladı. Benim de migrenim var. Şimdi biraz daha durursam iyice artar, ağrısı hiç geçmez. E tamam, ben seni eve bırakayım o zaman. Ha tamam, sen eve bırak gel. Saçma saçma konuşma lan. Beraber geldik, beraber gideriz kardeşim ya. Ya olmaz öyle ama. Aman yok ya. Zaten annem de arayıp duruyor. Anladı ya Mert'le bir yere geldiğimizi, illa taciz edecek. Gidelim. Ay hay Allah ya. Şimdi benim yüzümden hepiniz kalkmış olacaksınız. İyi tamam, siz gidin. Ya oğlum sen ne yüzsüz bir adamsın ya. Utanma, sen ilk defa geldiğin evde yatıya kalacaksın ya. Tamam ya. Allah Allah. İyi. Tamam, beni burada bekleyin. Hiçbir yere ayrılmayın. Üstümü değiştireceğim. Üstünü değiştirirken dikkat et de
Ethem amcanın bir şeyini giyme. Yok artık, o kadar da değil ya. Hem ben Ethem amcanın pantolonlarına baktım. Paça boyu çok uzun. Benim tarzım değil. Ay be! Espriye gel arkadaş, neler yaptım ben ya? Açtım oğlum ben kendimi, açtım. Deplasmanda bile espri yapıyorum. Zengin evinde bile espri yapıyorum. Açtım ben kendimi, gerçekten açtım. Gerçekten. Anne, ne yapıyorsun? Salata yapıyorum. Ne zamandır salatayı sen yapıyorsun? Asiye abla yok mu? İçeride, sofrayı hazırlıyor. Ay, salatayı benim istediğim gibi yapamıyor. Yani. Yani bir şey diyeceğim ama... nasıl söyleyeceğim bilmiyorum şimdi. Söyle kızım, söyle. Ay Elçin, kötü bir şey yok değil mi? Yok. Ay, okulla ilgili bir şey mi var? Ay Elçin, başına kötü bir şey mi geldi? Anne, salçaya bağladın yine. Ne salçası ya? Neyse. Hani Atakan bana sözlenelim demişti ya. Hı. Ben bugün Atakan'la buluştum. Teklifini kabul ettiğimi söyledim. Nasıl yani? Şimdi sen Atakan'la sözlenmeyi kabul ettin, öyle mi? Ettim. Sağ ol, eğlendin mi? Bugün eğlendim. Sonuçta çok zor zamanlar geçirdik. Yani kolay değildi. En azından stres attık. Hepsi geçti sonuçta, önemli olan değil mi? Yani düşünsene, kaçırıldım ben yani. Hayatımız Amerikan aksiyonlarına benzedi. Böyle çocuklarımıza anlatacağımız hikayeler oldu ama... gerçeği şu an kim anlatsak inanmaz. Zaten sonuçta başkalarının önemi yok ki. Bizim bilmemiz yetmiyor mu? Yetiyor. Ya salça, sen kaçırıldığında ben çok kötü olmuştum. Beni çok mu merak ettin? Çok merak ettim. Fatih denen psikopatçı, elimi alacaktım onun ağzını burnunu. Her neyse. Yani cimbom kaçırıldığında merak ettiğin gibi mi merak ettin? Ya tabii cimbom için de endişelendim de... bu sefer farklıydı. Nasıl farklıydı? Ya Neşe, sana bir şey söyleyeceğim ya. Sor. Ben bir kafede şarkı söylüyorum, gelmek ister misin? Gerçekten mi Mert'ten? Beni kafeye mi davet ediyorsun? Yani ikimiz baş başa olacağız, öyle mi? Beni gerçekten davet ettiğine inanamıyorum şu anda. Adam ya bu kafeye? Nerede bu kafe? Sen ne zamandan beri çıkıyorsun ki o kafede ya? Kahve satıyorlar mı? Özellikle bu kafe. Ay ben bayılırım o kafeye. Böyle özellikle karamel şurubu olunca. Ama çok fazla olduğu için fazla içemiyorum. Neşe. Kırıyorlar içini. Kusura bakma. Heyecanlandım. Yine soru sormaya başladım. Tamam, alıştım artık. Sadece soruma cevap ver. Geliyor musun, gelmiyor musun? Peki buna soru sormaya başlamamak için kafa sallayarak cevap versen. Çok sevinirim. İyi o zaman. Tamam. Oo, hadi ya, hadi sizi mi bekleyeceğiz ya? Babanızın şoförü mü var burada? Hadi. Ne bağırıyorsun ya? Her şey biber olacak. Hadi ya. Hadi arkadaş. Kızım, çocuk senin yollarına güller döktü. Sen yaka paça attın adamı. Hatta bana da kızmıştın, hatırlıyorsan. Hatırlıyorum. Peki ne değişti şimdi o zaman? Şans vermek istedim diyelim. Kızım, şans ver vermesine de yani sözlenmek neyin nesi? Yani flört edersen olur biter. Öyle değil. Yani göstermelik, yani sembolik. O yüzük bir metal parçası sonuçta. Anne, şu zamana kadar hiçbir erkek arkadaşımı beğenmediniz. Ve bunun yüzünden hep sorun yaşadık. Ben bundan sonra sorun yaşamak istemiyorum. O yüzden, yani izniniz olsun diye. Elçin, babam bunu asla kabul etmez. Ben sana söyleyeyim. Oh, ne iyi
sevdik ya. Yemin ediyorum var ya, nasıl doydum nasıl doydum anlatamam size. Kardeşim var ya, kesene bereket ha. Yedirdin içirdin bizi. Helal olsun sana. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sende istek olsun. Niye yoktu ya? Vallahi bak ya, yiyelim Orça ya. Orça bir dakika sus. Efendim? Efendim? Fatih'in cesedini sudan mı çıkarmışlar? Peki, tamam. Fatih mi olmuşlar? Evet. Bizi çağırıyorlar teşhis için. Tamam, gidelim o zaman hadi. Gitmemiz şart mı? Şart. Şart mı? Şart. Ne diyorsunuz çocuklar? Bu o mu? Vallahi benziyor. Yani benziyor o galiba. Yok yok ya. Oo, gerçekten o. Fatih bu. Fatih, Fatih. Oğlum nasıl bu kadar emin oluyorsun ya? Oğlum sudan çıkmış levrek ya da kefer olacak hali yok ya. Bildiğin Fatih Dingili var. Fatih işte. Yani çok affedersiniz. Fatih rahmetli demek istedim. Ben böyle olmasını istemezdim yani. Kimsenin ölmesini istemedim ben. Kimsenin suçu yok bu olayda. Bütün suç bunun. Belki ben ona hayır demeseydim hala yaşıyor olacaktı. Kızım saçmalama ya. Kimse senin yüzünden ölmedi. Evet sen kaçtın. O üstüne geldi. Ondan sonra böyle oldu bu çiçek. Anne babası. Oğlum Fatih. Oğlum Fatih. Oğlum Fatih. Elçin, sen daha liseye gidiyorsun kızım. Yani biliyorsun üniversite mezunu olmanı çok istiyoruz. Böyle şeyler için çok erken Elçin. Biliyorum anne, zaten demin de söyledim yani sembolik bir şey. Ya sadece sizin izniniz olsun diye, gerçekten başka bir şey değil. Sembolik bir şeyse tamam Elçin. Ama bak, iş ciddiye biner de evlenmeye kalkarsanız üniversite mezunu olmadan evlenmene kesinlikle müsaade etmem, bunu bil. Yok, öyle bir şey olmayacak. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Babama da sen söylersin değil mi artık? Tamam, söylerim ben babana. Ama bak, Atakan'ı bir ara getirip babanla tanıştırman lazım. Yani o da bir görsün bakalım, sevecek mi Atakan'ı? Sever, sever. Ben sevmedim ya, kesin sever. Efendim? Teşekkür ederim anne. Gerçekten. Sağ ol. Kızım sen mutlu ol yeter. Bizim için mutluluğun çok önemli. Umarım iyice düşünmüşsündür bu meseleyi. Düşündüm. Gerçekten düşündüm. Ya tamam, sonuçta bu olayın ölümle bitmesi hepimizi üzdü. Tamam da en azından başımıza bir şey gelmedi ya. Evet, Mert doğru söylüyor. O da kendi başını yedi. Ay sevinsem mi, üzülsem mi, gerçekten şaşırdım. Ya bence artık üzülmemelisin Günçiçek. Ya bir kere hastaydı o. Hapishane bile çözüm olmadı. Ya belki de herkes için en iyisi bu oldu. Helvasını ne zaman yiyor? Ne helvası ya? Çocuğun arkasına helva yapanın mı var? Ha, dark helvasın ya. Hani böyle trafikte kağıt helva satıyorlar ya. Onlardan alalım yiyelim, ruhuna gitsin işte. Sonuçta irmik helvası olması şart değil ki, ha? Ya yemin ediyorum senden adam falan olmaz ha. Sana pamuk helva versek onu bile yersin. O da ola. Helva helva işte ola. Allah Allah. Ha? Alo. Zeynep Hanım merhaba. Size çok önemli haberlerim var.
Yok yok, telefonda olmaz. Sizi görmem lazım. Her zamanki yerde buluşalım mı? Tamam. Tamam oldu. Ha, unutmadan Zeynep Hanım. Gelirken çek defterinizi getirmeyi unutmayın. Merak etmeyin. Çok hayırlı bir iş için lazım para. Oldu. Görüşmek üzere. Merhaba. Vitrindeki şu tek taşlara bakabilir miyim acaba? Günçiçek kızım, hadi gel, kahvaltı hazır. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Aa, olur mu öyle şey? Bir saattir kahvaltı hazırlıyorum. Tek başıma mı yapayım kahvaltıyı? Aşk olsun. Bütün gece uyumamış gibi bir halim var. Uyuyamadım ki, uyku tutmadı. Ah kızım. Kendini suçlamaktan vazgeçerdin. O seni saplantı haline getirmişti. Keşke en baştan ipleri koparsaydım da bu hale gelmeseydi. Hayat keşkelerle geçmez kızım. Hepimizin küçüklü büyüklü hataları oluyor şu hayatta. Ama senin onun ölümüne sebep olacak bir hatan olmadı. Ya, yine de bir insan öldü anne. Ya, insan hemen oldu bitti diyemiyor ki. Evet tabii, öyle değil mi? Ama hayatta olan biten her şey derstir. Bu çok acı oldu ama. Kuzum, hadi bir şeyler ye. Bir iki lokma bir şey girsin ağzına. Hadi canım. Hadi bir tane. Anne ya, içim sıkılıyor. Sıkılmaz mı kızım? O kadar çok şey atlattın ki bugünlerde. Çok normal. Bundan sonra her şey çok güzel olacak değil mi? Olacak, olacak. Her şey çok güzel olacak. Yani sonu kötü de bilse kurtulduk sonuçta değil mi? Anne, benim yüzümden ölmedi değil mi? Hayır kızım, olur mu öyle şey? Senin hiçbir suçun günahın yok. O kendi sonunu kendi hazırladı. Senin bugünlerde güçlü olman lazım. Kendine iyi bakman lazım. Tamam mı canım? Hı-hı. Ben de alayım. Zeynep. Hadi geç kalıyoruz fizik tedaviye. Bak geçen gün de gitmedin zaten, hadi. Abi, Ceyhun, ben bugün de gidemeyeceğim fizik tedaviye. Neden? Şey, benim çok yakın bir kız arkadaşım var. Sen tanımıyorsun. Onun yanında olmam gerekli. Kocasıyla kavga etmişlerdi. Zeynep, önce sağlık. Tamam mı? Hiçbir şey senin sağlığın önemli değil. Bırak onları, barışır onları. Hadi ya, biz gidelim. Ama Ceyhun, kız telefonda hüngür hüngür ağlıyordu. Şimdi yanında olmazsam darılır. Ama bak sana söz, yarın gideceğim fizik tedaviye. Hem beni böyle düşünmen de çok hoşuma gitti aşkım. Zeynepciğim, ben sen sağlığına bir an önce kavuş diye buradayım. Başka bir şey için değil, tamam? Sebebinin bir önemi yok benim için. Önemli olan yanımda olman. İyi tamam, hadi ben seni bırakayım o zaman, hadi. Yok, gerek yok senin beni bırakmana. Hem ben senin derslerinden çok alıkoydum. Benim yüzümden sınıfta kalacaksın. Sen okuluna git aşkım. Evet ya, ben... Aslında benim de bir teknik çizim ödevim vardı. Onu yapsam aslında çok iyi olacak da. Seni kim bırakacak? Beni arkadaşım alacak. Ben onun evine gitmek istemedim. Hem dedim kız biraz hava alsın, dışarıda buluşacağız biz. İyi tamam. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Görüşürüz Zeynep. Hatice. Haldun Bey çıktı mı buralardan? Yok, buralarda. O zaman Haldun Bey'e söyle arabayı hazırlasın. Bir yere gideceğiz. Peki efendim. Atakan ne anlatacak acaba? Allah'ım, çok merak ediyorum ya. Ama çek defterini al dediğine göre haberler güzel olmalı. İnşallah Elçin'den bu sefer sonsuza dek kurtulur. Sivil ya. Rüyamda var ya böyle binlerce kıyafet gördüm ya. Hepsi de böyle beni giy, beni giy, beni giy yapıyorduk ya, buz gibiydi. Tamam, sen de seçseydin birini o zaman. Sanki uyumadan önce seçebildim de rüyamda seçeyim yani. Kızım,
Ben Bertan'ın şarkı söylediği bir kafeye gidiyorum ya. Benim çok güzel görünmem lazım. Çok iyi giyinmem lazım. Kafam çok karışık. Tamam. Akşam değil mi bu davet? Evet. Abiye bir şeyler giy o zaman. Abiye mi? Yok ya. Bir şey söyleyeyim mi? Abiye beni olduğumdan bir kere 10 yaş büyük gösteriyor yani. Hem ne öyle, ne öyle. Nişanlılar kızı kız kardeşi gibi. Şükürler. Tamam, normal bir şeyler giy o zaman. Normal derken? Ne bileyim, kot giy, etek giy, tayt giy, bluz giy, onun üstüne bir kazak giy, ne bileyim onun üstüne bir ceket at, mini şort giy, mini etek giy, uzun bir şey giy ya da direkt elbise giy, ne bileyim giy bir şey yani. Of, Sivil, içimi boğdun içimi. Ya ben 2 tane seçenek arasında zaten saatlerce kararsız kaldım. Sen burada beni seçeneğe boğdun ya, iyice kafamı karıştırıyorsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın mı? Günaydın mı yani? Çok kararsız. Ya aman ne olsun. Bertan bunu akşam şarkı söylediği yere davet etmiş. Bu da ne giyeceğim krizi yaşıyor. Evet ya benim için çok önemli. Bak giyecek bir şey bulamazsam, içime sinecek bir şey bulamazsam gerçekten gitmem. Ya bende bir tane bluz vardı. Aldım ama hiçbir yere giymedim. İstersen onu vereyim sana. Güzel bir şey. Ciddi misin? Bana uyar mı ki? Ya olur bence. Gayet de güzel olur. Ha bak benim de şey, dur bakayım senin ayağın kaç numaraydı? Hangisi? Ne demek hangisi? Kızım bir ayağın 38, diğeri 40 mı? Kusura bakma, çok heyecanlandım da ondan. İkisi de 38. İyi. Annemin bir tane ayakkabısı var. Onu veririm sana. İşte artık üstüne ne giyiyorsan altına ayakkabıları geçirirsin. Yalnız verdiğim gibi geri isterim ona göre. Hiç merak etme ya. Ben onu boyatırım falan. Yepis evli olur. Hiçbir şey olmaz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Artık nasıl kaynatıyorsanız bayağı kokusu mahallenin başından geliyordu. Salçanın kıyafetlerine salçalık yapıyoruz. Ama ne yapayım Sevil ya? Benim için çok önemli. Ha, neymiş senin için önemli olan? Bertan beni şarkı söylediği kafeye davet etti de... o yüzden nasıl gideceğim çok önemli. Nasıl yani? Oranın özel bir kıyafeti mi varmış? Ha yok, sorun mekan değil. Onu kimin davet ettiği. Ha tamam. Bizim Orça nerede? Ne o, Kamiller değişini mi özledin? Vallahi işte turşu murşu ama özlüyor insan, arıyor yani. Zübdatı geldi hanım. Burası mı sizde ama? Evet. Zübdatı geldi hanım. Boş tipler dolduruyor. Ne yapıyorsunuz lan? Kamiller. Ay be. Hadi devam et dayı. Günaydın. 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 Bayağı tüp arabasının jingle şarkısı olmuş adam ya. Ya ne yapayım ya? Bizim mahalledeki tüpçüyle anlaştım. O beni taşıyacak, ben de tüp satacağım. Nasıl ama? Ha? Adam var ya, gergedanların sırtında yaşayan kuşlar gibi ya. Ne oldu ha? Kıskandın mı ha? Kıskandın mı? Beleşe kendime servis yaptım oğlum. Ay be Allah'ım, çok zekiyim gerçekten. Evlat iyi misin? Kimin kimsen yok mu evladım senin? Başın kanamış. Kaza mı geçecek? Git başımdan be. Oğlum bak, sabaha kadar düşündüm ve ismimi Mayıs olarak değiştirmeye karar verdim. Bundan sonra bana Mayıs diyeceksiniz. Tek aile. Oğlum saçmalama lan. Mayıs diye isim mi olur? Oğlum
Temmuz diye isim oluyor da Mayıs diye niye isim olmasın? Şimdi anlaşıldı bu ani isim değişikliğinin sebebi. Hayır, ben şeyi merak ediyorum. Şimdi sen Alice'e gidip ben adımı Mayıs diye değiştirdim dediğinde o da iyi madem senin adın Mayıs o zaman ben Temmuz'u bırakayım seninle mi çıkayım diyecek değil mi? Evet, çünkü Mayıs Temmuz'dan 4 ay önce geliyor da o yüzden. Öncelik bende. 4 ay mı? 2 ay olmasın Orço. Ya kıza bak ya. Yemin ediyorum var ya geçirdiği travmalardan dolayı bunun psikolojisi de bozulmuş, takvimi de bozulmuş. Kızım 2 ay. Doğru söylüyor kız 2 ay. Hülal, bu da dijital kabiler. O kadar bilgisayarla uğraşıyorsun daha ayları bilmiyorsun ya. O da 2 ay diyor. Sen say bakayım şu ayları ya. Ay sayayım. Ocak, Şubat, Mayıs, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Bir daha say bakayım. Bir daha say diyor ya. Bunu da anlamayacak ne var kızım ya. Ocak, Şubat, Mayıs, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Kasım, Aralık. Evet arkadaşlar şu anda eğitim sistemimizin geldiği noktayı görüyorsunuz. Bu adam lisede okuyor. Ne oldu ha? Ha? Arada espri mi yaptın? Kaçırdın mı lan? Ne dedin ki ben? Ne olacak analogken? Senin o Mayıs diye saydığın yerde Mart var. Ocak, Şubat, Mart. Vay arkadaş ya. Ben de yıllardır Mayıs geldi niye hala havalar soğuk diyorum ya. Vay be. Demek ki hata aylardaymış. Hayır şimdi sana haftanın günlerini say diyeceğim ama hiçbirimiz kaldıramayacağız herhalde. Aa, aşk olsun Karaber ya. Yemin ediyorum haftanın 7 gününü bilmeyecek kadar cahil miyim? Sen de. Pazartesi, salı, perşembe, çarşamba, cumartesi, pazar... Şaşırtma verdim bilmiyor zannettiniz değil mi? Camiller siz ya. Yemin ediyorum ben ismimi değiştirince daha bir entelektüel ve espritüel oldum değil mi? Kardeşim sen gene istiyorsan ismini değiştir. Yani Mayıs koy ama Mayıs bizim oralarda manda gübresi demek. Manda gübresi mi? Yemin et. Niye yemin edeyim oğlum öyle demek işte. Hayır öyle değil büyük yemin edeceksin. Yalan söylüyorsam karabiberi çıplak görmek açık olmasın diye. Ne diyorsun lan manyak? Sen şöyle köşeye gelsene ben senin üzerine bir yemin edeyim gel. Şaka ettim. Gerçekten şaka ettim gerçekten. Vay arkadaş ya demek ki manda gübresi demek ha. İşler değişti gerçekten değişti. Vallahi bence bu isim üzerinde cuk oturdu Orçucuğum. Cimbomcuğum. Emin değilim ama bir ziyaretçim var galiba. Neyse siz okula girin ben bir bakayım ona da geleyim. Hayırdır kız? Sen de lan Mayıs, yürü sen. Benim kere adım Mayıs değil, Orkio hem de 2 O ile. Yok yok, Mayıs iyi kardeşim, tek yürü de. Günaydın, ne haber? İyiyim, sen? İyi, süper. Hayrola ne işin var burada, Rüzgar'a bakmaya mı geldin? Rüzgar'ı da her gün görüyorum zaten, ben sana bakmaya geldim. Bana mı? Onca yıllardan sonra bir iki defa görmek de hasret bitmiyor tabii. Hele sen bu kadar güzelleşmişken. Bak Arda. Günaydın. Bugün bana ne hediye aldın şövalye? Hediye almadım. Aa, her şey tavlayana kadar mıydı yani? Ya ben seni tavladım yani. Yani öyle demek istemedim tabii ki. Tavlamadın da hani yakınsın tavlamaya. Vallahi ben bu kızları anlamıyorum zaten. Sen bir ara bana anlatırsın. Ya of, orasını hiç karıştırma ben de hiç anlamıyorum. Her ay başka kafa yaşıyorlar. Her neyse o değil de ben de sana küçük bir hediye aldım. Hmm. Yoksa sen bana asılıyor musun? Sen bana hediye alırken asılıyor muydun? Evet. O zaman ben de sana asılıyorum. Bana istediğin kadar asılabilirsin Melis. Önce hediyem. Yani ben de diyorum ki bu romantik komedi filmlerini neden sevmiyorum?
Alice'de ortada Allah'ın çirkinliği. Acaba Alice bu Temmuz çirkinliğinde ne buluyor arkadaş ya? Hayır yani, insanlara kendimle kıyaslamayı pek sevmem ama kıyaslattırmayacak gibi de değil ki. Baksana şuna arkadaş ya. Bir kere ben yakışıklıyım. Bu çirkin, göz var, nizam var. Ben karizmatiyim, adam loser. Ben erkeksiyim, bu Eminem. Bütün oklar beni gösteriyor. Bir tek Eros'un oku beni göstermiyor arkadaş ya. Ulan Alice, ben de orçaysam seni kendine aşık etmesini çok iyi bilirim ha. Madem Temmuz gibi çirkin erkeklerden hoşlanıyorsun, ben de kendimi Temmuz'a benzetirim. Ay be, yine süper bir plan geldi aklıma be. Yürü orça, kim tutar seni? Demek evden çıkarken para almayı unuttun ve uğrayıp rüzgardan alayım dedin ha? Ha evet ya. O sırada da işte Günçiçek'le denk geldik, sohbet ediyorduk. Neyse, siz iki kardeş konuşun. Bizimkiler zaten içeri girdi, ben gireyim okula. Yok yok Günçiçek, bekle. Arda'nın işini halledeyim, birlikte geçeriz. 40 yılın başı gelmişim, kardeşine bir çay kahve ısmarlamayacak mısın? Ya yok oğlum, niye ısmarlamayayım da? Okulun var, geç kalacaksın. Ha, yok yok, ben okula her gün gidiyorum zaten. Hem bakayım sizinki nasılmış? İyi tamam gel. Oğlum var ya bende ne güç varmış ha, ne güç varmış. Aleti ağlattım yemin ediyorum ha. Şşt besi kardeşim, 1 lira versene. Oğlum 1 lira ver lan, bir kere daha oynayayım ben şimdi. Ha? Oo. Ne yapıyorsun oğlum sen burada böyle ha? Lehim yapıyorum oğlum. Benim lehime bir şeyim yok diyorsun. Hay be, espriye gel ya, nasıl? Yoksa bana kötü espri yapma. Ne istiyorsun gene? Bir şey istemiyor ha. Onu demiyorum, benden ne istiyorsun? Ya oğlum geldin çöktün hayatıma ya. Ya şurada bir tane hobimiz var, onu da ağız tadıyla yaptırmıyorsun. Benim dediğim, canım kardeşim. Demin aklıma çok güzel bir plan geldi. Bana ne abi? Bana ne? Senin bugüne kadar hangi planı tuttu da hala utanmadan plan yapıyorsun sen? Konuşmana asosyaliriz. Aklıma çok güzel bir plan geldi diyorum. Tamam, anlat. Ne? Ha, söyle. Ya peki ya. Molim çok bozuldu. Alice elden gidiyor. Ya oğlum ben de sana diyorum ki o Alice hiçbir zaman o elin içine girmedi. Ya neden bunu anlamak istemiyorsun? Hah sen öyle zannet. Of o Alice nedenini bilmediğim bir şekilde Temmuz çirkininden çok hoşlanıyor arkadaş ya. O yüzden benim kendimi Temmuz'a benzetmem lazım. Bir saçmalama ya. Evet. Ben de bunun saçma olduğunu düşündüm ve Temmuz'u kendime benzeteceğim. Gitgide daha çok saçmalıyorsun. Ben bu saçmalamanın sonunun nereye gideceğini merak etmiyorum. Ben kendimi Temmuz'a benzetemeyeceğim için o Temmuz'u kendime benzeteceğim. Allah nasıl bir şey? Bunun öyle bir teknoloji yok ki. Var. Okulu bitti armıç. Ne bitti lan? Mega bitti. Ay be, espriye gel arkadaş. Ya yemin ediyorum, farkında mısın bilmiyorum ama ben kendimi açtım. Bak şimdi burada bir espri yapıyorum. Kime espri yapıyorum? Sana espri yapıyorum. Senden bir çıkarım var mı? Yok. Ama yine de espri yapmaya ve seni eğlendirmeye, güldürmeye devam ediyorum. Neden? Çünkü ben seni çok seviyorum. Oy canım kardeşim. Oğuzcuk gözünü seveyim, beni sevme. Beni sevme, bırak dağınık kalsın kardeşim. Bütün okulu bit saracağım. Ben de Temmuz'un bitli olduğunu söyleyeceğim. O da saçlarını kestirmek zorunda kalacak ve çirkinleşecek. Ay, nasıl bir hava nasıl? Hastasın sen kardeşim. Hastasın, virüs gibisin. Oğlum, o virüs değil bir kere. Varit, varit. Tahtımın tek varisiyim. Allah, yine yaptım bak. Gider ayak yine bir espri yaptım. Hadi toparla, gitmemiz lazım bizim. Bırak, dokunma oğlum, açık koy. Ya hadi ya. Tamam ben, hadi. Tamam bırak, tamam sen hadi geliyorum. Kapat şunu, bir şey olmaz ya. Hadi ya, al şunu. Bu ne? Ya oğlum bıraksan, tamam. Ha? Ben geliyorum, sen git. Hadi. Hadi. Ne oldu? Ya ben böyle çok düşünüyorum ya bu ara. Ne düşünüyorum bir de söyleyeyim. Yani bu insanlar acaba diyorum neden bu kadar çok boşanıyorlar? Ha? Yani ben bir şeyler buldum ama sizin fikriniz nedir? He, nedenmiş? Yani araştırdım nedenmiş? Çünkü ben geçen sene bir düşündüm, ondan sonra bulamayınca rafa kaldım işte. Çünkü evleniyorlar. Yani aslında mantıklı bir düşünce ama yani iyice düşündüğün zaman
Kafasını kesen birinin beyin kanama riskini ortadan kaldırması gibi bir şey olmuş bu hayat. Şöyle izah edeyim Dilkocuğum. Eğer uslu, iyi bir kız olursan Şirin dedeyle bile evlenebilirsin. Ya deli misin be? Alo. Asyap, Zeki kardeş, yanlış yapıyorsun bak. Şş, Hacı Gülle, bizde yanlış olmaz. Yanlış olmuşsa bile yanlışlıkla olmuştur. Ya he he. Bilçin kardeşim, olanları duydun mu sen ya? Ha? Kimseye açıkça söylemiyorlar ama her an okulu karantina altına alabilirlermiş ya. Okulda muazzam derecede bit salgını varmış. Yapma ya. Ya ya. Öyle bir salgın ki kişi başına düşen bit sayısı 11'miş. 11, vay anasını. Aa, oğlum ilk başta anlaşılmıyormuş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yayılıyormuş bu bitler. Bir de bu bitlerin yavrusu vardı ya, ne deniyordu ona? Ne deniyordu ona? Öyle bir hayvan bu işte arkadaş ya. İnsanın kafasındaki tüm kanı emiyormuş. Çok ürkünç ya. Gerçekten çok ürkünç. Ay! Bir anda kafam kaşınmaya başladı Pilfi kardeşim. Acaba biz de mi bitlendik Pampili? Bilmem ki Pampili. Olabilir. Hadi gidelim. Hadi. Pampili ne lan? Hadi anlat, çatlatma insanı. Neymiş iyi haber? Anlatacağım tabii. Ama önce iyi olanı mı anlatayım yoksa daha iyi olanı mı, ona karar veremiyorum. Atakan, merak ediyorum. Geliyor. Hazır mısınız? Yalnız bağırmak yok. Ay, yangın var diye bağıracağım şimdi. Hadi anlat. Elçin teklifimi kabul etti. Kabul mü etti? Hangi teklifini? Aramızda söz keselim mi diye sormuştum ya. Nasıl yani? Dur bir dakika. Sen şimdi Elçin benimle sözlenir misin dedin. O da evet Atakan seninle sözlenirim dedi. Aynen. Sahile gittik baş başa. Atakan ben teklifini kabul ediyorum dedi. Ay inanmıyorum. Ay şu an çok... Mutlu oldum. Sana nasıl mutlu oldum anlatamam. Merak etmeyin. Farkındayım. Hatta bütün kafe fark etmiş durumda ne kadar mutlu olduğunuzu. Neyse boş ver. Ya, yalnız şöyle bir şey var. Elçin'e şöyle pahalı bir takı seti almam lazım. Ne bileyim, pırlanta bir kolye, tektaş bir yüzük. İstediğin takı seti olsun. Yani ailesinin Elçin'in parası için peşinde olduğumu düşünmelerini istemem. Gerçekten neyin peşindesin peki? Daha önce de konuştuğumuz gibi ben oyuncuyum. Bunu para için yapıyorum. Yani en azından başlangıçta öyleydi. Zeynep Hanım, ben zamanla Elçin'den çok hoşlandım. Elçin senin olabilir. Bu beni çok mutlu eder. Ceyhun Elçin'i bir türlü unutamıyor. Ne yaptıysam olmadı. Ama Elçin Ceyhun'u unutursa işte o zaman işler değişir. Ceyhun benim olur. Sonsuza kadar. Dur. Sana çekini yazayım. Gerçi bu kadar mutluyken sana çek yazmam doğru değil. Fazladan bir sıfır atabilirim. Şu fazladan bir sıfır işte fena olmaz. Alışveriş yaparım. En azından daha zengin görünürüm. Bunu al. Elçin'e İstanbul'un en güzel takı setini al. Benim size söz hediyem olsun. Hiç merak etmeyin. Bir şey söyleyeceğim. Acaba bu palyaço kılıklı herifin dedikleri doğru olabilir mi ha? Yani onu bunu bilmem aşkım ama bit dediğin zengin fakir dinlemez. O değil de tavşan dedi de biri aklıma geldi. Bu bitler Kırım Kongo kanamalı bitler olmasın, en kötüsü o, en kötüsü. Zekicim saçma sapan konuşma oğlum ya. Kırım Kongo'nun bitle ne alakası var? Ayrıca kimse tavşan mavşan demedi. Nasıl kimse demedi? Dedi biri. Ya şuradan geçen birinin demiş olma ihtimali yüksek. Ayrıca bunlar yalan söylüyordur kesin, ben sana söyleyeyim. İyi de böyle bir yalan söylemek onların ne çıkarını olabilir ki? O zaman doğru olabilir yani. O zaman gerçekten biz bitlenmiş olabiliriz yani. Ay! Uf, çok kaşınıyorum. Eğer açık konuşmak gerekirse, doğru söylemek gerekirse ha şurada ayıp olmasın diye çıkarmıyordum. Topuktan başladı, leğen kemiğinden gitti. Burası tam kaşınıyor. He, topuktan mı girdi acaba senin? Topukta olabilir. Ya inceden ben de kaşınıyorum herhalde Edirne'den Kars'a ya. Eyvah.
Şu taraflarım kaşıntı da şuralar. Nereyi? İşte galiba. Bende kaşıntı yok. Hiç yok yani, komple yok. Çünkü büyük ihtimalle benim saç dik dik ya. Bu bit geliyor buraya, vurdurup vurdurup geri sekiyor, giremiyor. Fırki, Fırki arkadan yakaladı sanki beni. Çok acayip kaşınıyor Fırki. Şurayı kaşıyıver. Azıcık kaşıyıver. Oh, oh. Bak emikliyor, emikliyor. Hissediyorum emikliyor orayı. Emdirtme arkadaşına. Hadi canım, birazcık daha kaşı. Oh, oh, oh. Ya bu Peker'le Orçu neredeler? Gözükmüyorlar. Bir iş mi çeviriyorlar acaba? Kesin Alice'i tavlamaya çalışıyordur. Ya bu kadar eforla Anna Kornikova'yı bile tavlardı. Bir bizim kızı tavlayamadı. Ya aslında bakarsan Alice'i takdir etmek lazım ya. Orçu'nun bütün onu tavlama çabalarına karşılık kız hala tavlanmadı. Ne ya? Tavlamadı. Ya tamam sus. Sus. Güzel bir şey konuşmuyorsunuz değil mi Günçiçek? Yok canım yok. Ya hiç rahatsız etmiyorsun. Teşekkür ederim. Senin adın neydi ya? Salça diyebilirsin bana. Salçayım mı? Nedense sadece Günçiçek'in ismini hatırlıyorsun. Şey ya, basit isim o yüzden. Neyse arkadaşlar, aslında ben sizi bu akşamki cimbom maçına davet etmek istiyordum. Cimbom'un maçı mı? Evet, babamın bir arkadaşının hocası var. Bugün onunla denk geldik. Ne dersiniz, kaçırmayalım bence bu fırsatı. Vallahi ben Beşiktaşlıyım. Hem sınav haftası. Doğru olur mu? Ya olmaz mı ya, cimbom'un maçı diyor. Hadi lütfen gidelim. Ben gelmeyeceğim, benim işim var. Yani ben de Fenerbahçeliyim bir oğlum. Gidelim, sonuçta davet ediyor çocuk. İyi peki. Ya bu böyle olmayacak. Aşkların en kaşası. İyice sinir hastası oldum ben ya. Şurayı kaşısana ya. Yetişemiyorum. Ya tamam kaşıyım da aşkım, yani biz yanlış bir şey yapıyoruz. Bu bit dediğin kafada olur. Ha, o yüzden mi sadece benim kafam kaşınıyor? Ya, teşekkür ederim. Ben buraları da olabilir diye şey etmiştim. Tamam kaşıma. Açıkçası söylemek gerekirse ben de bayağı kaşındım yani. Bu topu bayağı haşat ettim. Psikolojim de bozulmuş. Yani zaten çok iyi değildi üzerinize afiyet. Bana bakın, bu bitler nesli tükenmekte olan bir bit türü ise he? Karete karete gibi. Biteta biteta. Öyle bir bit türü yok Zeki. Ya sen nereden biliyorsun? Ya nereden bit belgeseli mi izledin? He? Bit belgeseli mi izledin? Ya yemin ediyorum şu pis varoşlar okula geldiğinden beri görmediğim, duymadığım bütün hastalıkları öğrendim he. Yemin ediyorum bunlar yüzünden evhamlı bir herif oldum ben. Şişt, madem öyle, biz de bunu koz olarak kullanalım onlara. Ha? Yani giderim pişti yapalım. Hayatım, hı. Koz pişti de değil be. Aşkların en kingi. O zaman komşu da pişer, bize de rüştü. Pişt! O nedir ya? O değil de İngilizlerin çok değerli bir lafı vardır bu konuyla ilgili. A little bit. Yani ufak bit. Küçük bit. Küçücük bit. Ya gençler, bu bit denen hayvanın sosyetenin içerisine girmesini bizim engellememiz lazım. Yani çünkü bu bit denen garip haşerat sosyetede bayağı büyük bir kaosa yol açabilir. Ama öncelikle bu artık pis kaçlı olduğu belli olmayan pis yedilinin okuldan gitmesi lazım. Bunun için de Esma Sultan'a gidelim, soralım şu bit konusunda ne diyecek bakalım. Dur, aynen başım, dur gel. Gel. Sür bunu. Giy şu ayağı. Giy, çabuk. Yürü. Yani sen şimdi bizim aşkımızı bir araba için mi sattın Cem? Bir de ceza plaka almış ya. Ben en iyisi çekileyim de yolumuzdan. Sen beni arabayla ezmeden önce. Ben başkasıyla sözleniyorum Zeynep. İçin rahat olsun. Ceyhun artık senindir.
ya. Ben niye ağlayacağım ki artık? Ağlamayacağım. Çünkü artık sen buna benasın Ceyhun. Ağlamayacağım. Grinch! Ay, ay. Niçin kapıyı çalıyorsunuz? Varoş musunuz siz? Benim kapım da fikirlerim gibi size sonuna kadar açık. Buyursunlar. Çok tatlısınız Esmoş'cum da. Ay, okulda var ya bit solgunu var. Solgun değildir, salgındır o. Ne? Bitler mi bastı? Kim saldı bitleri? Hocam biz nereden bilelim? Biz bit kimde olur onu bile bilmiyoruz ki. Pire itte bit yiğitte olur derler tatlım. Yok. Olaf şöyle değişti galiba Esmoş'cum. Yani pire hayvanda, bit de varoşta oluyor. Bravo aşkım, bravo. Gerçekten uzun zaman sonra doğru bir cümle söyledin. Okulumu bitler basıyor ve benim haberim yok. Esma'cığım şöyle ki, biz bu bitleri pisledildiğe sonradan gelenler sandık. Hani onların neydi belirsiz ya. Böyle iki gelip üç gidiyorlar, üç gelip iki gidiyorlar filan. Hocam, yani ben düşündüm. Sanki çok da emin değilim ama bu bitleri pis yedili bu okula saldı gibime de geliyor. Hocam Furki'nin gibilerine siz güvenin. Hiç yanılmaz o gibiler. Bir insanın gibisine gelmesinin ne demek olduğunu benden iyi kimse bilemez gibime geliyor. O zaman ne yapalım? Biz de hep beraber gibimize gelelim ve bu salgını durduralım. Var mısınız? Ay varız. Hadi o zaman. Siz de ufak ufak kursağınızdaki hevesi alıp tıpışın. Ben de birazdan geliyorum. Bitmiş. Gerçekten bitmiş. Ben başkasıyla sözleniyorum Zeynep. İçin rahat olsun. Ceyhun artık senindir. İnanmıyorum ya. Sonunda şansım dönüyor. Ben de diyordum Elçin'in Atakan'ın sözlendiğini Ceyhun'a nasıl söyleyeceğim diye. Şimdi ne yapıyoruz? Ceyhun bu mesajı görmeli. Ceyhun'u arıyoruz. Yani neymiş çocuklar? Genetik, dedelerimizden, atalarımızdan süregelen bir şeymiş. Ve hiç inanmayacaksınız ama şu anda bu sınıfta olan herkes bu geçmişi hücrelerinde tanıyor ve taşıyor. Evet dedeyim. Dede için dayı yarısıdır. Efendime söyleyeyim baba amcanın iki katıdır. Teyze halanın üçgenidir falan derler ya. Bu nereden çıkmış? O değil de sen dersi tam olarak nerenle dinliyorsun bilemiyorum Orçun Çolak. Çünkü bu ders biyoloji dersi, matematik dersi değil değil mi? Tabii. Dersimiz biyoloji yani şöyle düşüneceğiz. Midemiz karaciğerimizin kardeşi. Kafatasımız kaburgamızın amcası. Yani böyle düşünmemiz gerekiyor değil mi Acışkan? Çok güzel anlamışsın. Bu kadar olur yani Damlacığım. Ya da el toynak yarısı mesela. Ben de diyordum ki toynak neremizden çıkacak? Ay! Şu zekanızı birazcık derse kullanın be. Devam ediyorum izin verirseniz eğer. Genetik geleceğin bilimidir. Niye öyle bir şeydir? Çünkü bugünkü hastalıkların çoğunun sebebinin genetik olduğu anlaşıldı. Evet benim. Evet Orducuk. Bu genetikle sınıfımızdaki bitkileri tespit edebilir miyiz? Bit konusunun genetikle hiçbir ilgisi yoktur Orçun Çolak. Dedeleriniz bitti diye siz de bitli olmak zorunda ya da durumunda değilsiniz. Öğretmeniyim ama uzun saçlı insanlarda bit daha çok olur değil mi? Ha uzun saçlı insanlarda. Gene şişirdin beni Orçun Çolak. Orçun Çolak sana müsaade ediyorum. Eğer saçmalamaya devam edeceksen çık git 5 dakika bahçede saçmala gel. Ondan sonra sessizce burada otur. Kimse kıpırdamasın bu bir bit baskınıdır. Ay ne oluyor ya? Allah Allah. Sınıfa destursuz girmek için bitten bahaneler mi buluyoruz artık Esma Hanım? Söz konusu olan bitse, bit de okulumdaysa gerisi teferruattır. Bu yüzden o bitler bulunup derhal itlaf edilmelidirler. Bit taramasına kimden başlayacağız sultanım? Tabii ki büyük baştan küçük başlara. Örnek olması bakımından. Yok artık. Ben de başlayayım buradan. Songül tarayalım. İyi kızar. Öğretmenim. Bence uzun saçlılardan başlayın, uzun saçlıları arayın. Onlarda daha çok bit alır, uzun saçlılar. Kapa çeneni, parayla bitin kimde olacağı belli mi olur? Bu yüzden sonradan görmelere biti kanlandı denir. Bakalım, bakalım gelmiş mi başınıza, gelmemiş mi? Yani, dokun, ellemeden yalnız.
sizde yok o ya. Ne kadar sevindim. Hep bunu merak ediyordum ben de. Ay hocişkocuğum. Yani olsa da bizde yani varoş bit olmaz. Asil kanlı olur bit. Asil kan içer. İkoncan ikoncan içer. Varoş falan olmaz o bit. Rahat olun siz. Ya tabii ikoncan bitidir. Hatta o da olmazsa toynaklı bittir. Hocam. Bize bakmasanız olmaz mı? Olmaz efendim. Herkese bakılacak. Bitin torpili olmaz. Buldum Hasan Paşa, buldum bit var, bit gördüm, var. Gördüm sultanım. Bit var, bit var. Ortada bit var. Kıvırtma. Yok ya, hayır ya. Ben de bit olmaz diye imkansız ki. Yani tamam ben her gün saçlarını yıkarım ama ayda bir yıkarım. Evet deterjanı yıkarım. Ben de bit olmaz. Bit yok bende. Kes sesini. Derhal makas bulun, bunun saçı kesilecek. Hayır, saçlarımı kestirmeyeceğim. Kafamı benzin bir dolun içine sokarım ama yine saçlarımı kestirmem. Kestirmeyeceğim saçlarımı. Oğlum. Allah'ım kestirmeyeceğim saçımı. O saç kesilecek. O saç Türkiye. Ne? Efendim Zeynep? Ceyhun buraya gelebilir misin? Kızacaksın biliyorum ama. Nasıl ya? Zeynep sen arkadaşların değil misin? Biz onunla buluştuk. Ama kocası çok pişman olmuş. Aradı, evde bekliyormuş. Kız gitti. Ya Zeynep ben gelemem. İşim var. Ben çizim yapıyorum ya. Ya Ceyhun lütfen. Ben bugün fizik tedaviye gidersem çok iyi olur. Yarın vaktim olmayabilir. Yarın şirkete uğrayacağım. Yönetim kurulu toplantısı var da. Zeynep ya. Tamam Ceyhun. Ben istemiyorsan gelme. Tamam. Tamam geliyorum ama sadece 2 saat. Sonra hemen dönmem lazım tamam mı? İşim var. Tamam hayatım tamam. Bekliyorum ben. Tamam bekle geliyorum. Tamam. Bekliyorum. Ben çok uzun zamandır bu anı bekliyorum. Elçin Atakan'ı seçti. İşte bak sözüme geldin. Ben olsam asla seni bırakmazdım. Birazdan seni ne kadar çok sevdiğimi göreceksin diye. Cimbom nerede kaldı? Vallahi kardeşim zaten 15 dakika geç kalıyor kızlar. O fix de. Ama bugün Galatasaray maçı var. Niye geç kaldı anlamadım. Yalnız beni 15 dakika kızlar geç kalıyor'yu pek anlamadım. Aşkım ben seni tenzih ediyorum ya. Sen zaten çabuk hazırlanıyorsun. Vay be arkadaş ya. Yılların trafosu 3 ayda nasıl değişti ya. Ulan ben sana diyorum ki trafo değilsin, adaptörsün dediğim zaman bana kızıyorsun. Al işte adaptörsün oğlum, adaptör. Harika vururum ağzını yüzünü kırarım senin burada. Tamam aşkım uğraşma ya. Bana bak Orço, sen de uğraşma çocukla. Zaten Fenerli haliyle cimbom maçına gidiyor. Hem de lojadan izlemeye gidiyor. Gergin bir de patlamasın sana. Abi sen de söyleseydin cimboma gelmeseydin. Ya yok kız heves etmiş. Bir de çocuk davet etti. Hem biz o kadar da fanatik değiliz. Galatasaray Avrupa Kupalarında destekliyoruz yani. Ama loca falan garip geldi. Ulan gerçekten kâmışsınız ha. Ben her maçı locadan izleyeceğimi bilsem Galatasaraylı olurum. Hem de ölümüne ya. Oğlum sana locaya gerek yok ki. Önüne bir kap yemek koysalar sen zaten o takımı tutarsın. Konuşma lan penaltı noktası. Vallahi yarçın cümcüyü suratına ha. Selam arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Hazırız hazırız da işte bekliyoruz. Nerede Rüzgar geliyor mu? Geliyorlardır da hazır gibi görünmüyorsunuz ya. Sanki bir şey eksik gibi. Ne o eksik ya? Oley be. Aklınız yok. Ona bak. Yalnız Günçek biliyorsun değil mi ben Fenerliyim? Ya biliyorum trafo. Ben de Avrupa Kupası maçlarında Fener'e destek veriyorum. Şampiyonlar Ligi bu. İyi tamam elimde dursun bakarız. Ya bak kız arkadaşını Beşiktaşlı ama taktı atkıyı. Nasıl Beşiktaşlı ya? Hani senin bunlarla işin olmuyordu? Ben Fener'e geç dediğimde böyle bir garip garip yok benim işim olmaz öyle şeylerle dedin. Yok öyle değil de yani ben bu son dönemlerde sadece Beşiktaş'a sempati duyuyorum. Kızma canım öyle. Ya yok kızmıyorum da önce benim haberim olsaydı yani. Ya ben Fener'e de sempati duyuyorum. Mesela Sabri süper futbolcu. Yok sen Beşiktaşlı olarak kal bence. Orçu al bak forma. Vay formaya gel. Sen bu aralar hangi takımdaydın? Hakikaten ya sen bu hafta hangi takımdaydın? Ulan Kamiller, aklınız sıra benimle dalga geçmeye çalışıyorsunuz değil mi? Bir kere ben dinamik taraftarım. Oğlum dinamik taraftar. Vallahi bizim oralarda buna kaypak taraftarlık deniyor ama hadi neyse.
Nasıl? Vallahi yakıştı da daha çok yapıştı. Bakayım şöyle bir. Vallahi çok yakışmış da. Adını da Günçiçek olarak değiştirmen iyi olmuş. Ne? Günçiçek mi? Yok lan. Ben Günçiçek değiştirmedim. Mayıs yaptım, onda vazgeçtik sonra. Yok. Böyle Günçiçek yapmadım mı ismi? Oğlum arkanda yazıyor ya Günçiçek diye. Gülen, harbiden de Kamilçin ha. Gitmiş formanın arkasına Günçiçek yazdırmış. Kızım cimbom yazdırsana. Ha geldiler. Vallahi geldi, arabamız da geldi. Kız var ya Günçiçek, yemin ediyorum kedi olur bir fareye kalın. Aferin sana. Ulan dostum, hoş geldin. Hadi gençler, maça maça maça. Selam, hazır mısınız diyeceğim de bayağı hazır görünüyorsunuz. Bu arada forma çok yakışmış. Sağ ol. Zaten Galatasaray forması herkese yakışıyor gördüğün gibi ama tabii cimbomda bir başka durması. Normal. Ya Arda kardeşim, sana bir şey söyleyeceğim. Bu locada her şey beleş değil mi? Sen rahat ol kardeşim. 10 numara servis var. Aa, biz ailecek rahatız Ardacığım da. İstakoz var mı? Onu ben soracaktım. Ya başladı gene istakoz krizi ya. Ne var kardeşim ya? Maç seyrederken en büyük zevkim istakoz yemek benim. Bilmiyor musun? Telefon yapma lütfen ya. Sen insanların yanında beni rezil ediyorsun. Hem ben haftada bir istakoz yemezsem yüzünde böyle kırmızı lekeler çıkıyor ya. Lütfen yüzünde kırmızı lekeler çıkmasını ister misin? Hadi Orça tamam. Bak maç yüzünden trafik de vardır. Geç kalmayalım gidelim. Lay 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 Deseni, o çıkmaya deseni, 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 o tirafo. Zeynep. Tam buradaymış, ben geldim. Hadi acelemiz var, çıkmamız lazım önce, hadi. Dondum. Ceyhun çıkalım çıkmasına da. Ha. Çıkmasına da. Zeynep. Ne oldu, iyi misin sen? Canın mı sıkkın? Ya ben hiç böyle bir şey yapacağını beklemezdim. Anlamadım. Zeynepciğim. Allah aşkına bilmece gibi konuşmasana. Kimin ne yapacağını beklemezsin söylesene ya. Elçinin. Zeynep, gözünü seveyim artık. Ne olur. Ne olur şu Elçin'le uğraşmayı bırak artık. Ne olur. Ceyhun, ben onun peşini falan bıraktım. Ama o bizim peşimizi bırakmıyor. Seni aradıktan sonra mesaj attı bana. Bir dakika şimdi. Elçin sana mesaj mı attı? Sana. Evet. Mesaj attı. Hani bu Atacan mıydı neydi, arkadaşı vardı ya bunun. Atakan. Heh, Atakan işte o çocukla. Sözleniyormuş. Zeynep. Bak eğer... Eğer bu da o ucuz numaralarından biriyse... Ceyhun tamam. İnan ben hiçbir şey yapmadım. Al. Tamam biliyorum, bana inanmıyorsun. Al. Başkasıyla sözleniyorum Zeynep. İçin rahat olsun. Ceyhun artık senindir. Yanlış
Ne doğru, ne eksik, ne tam. Bir varmış, bir yokmuş masallı dünyam. Yalnızlık hakim derken havada aşk kokusu var. Tam kafa dinleyelim derken yine bize yangın var. Gelişinden çok belli kime hay kimine vay. Sen onu gel de bana sor. Yine bize yangın var. Duruşundan besbelli kime hay kimine vay. Ya kızım ya yeterin diyorum, bir durun diyorum, hala atıyorsun. Arsız mısın sen ya? Hayır ya, dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ben anlamadım ki. Kabus da mıyım ya? Kabus mu bu ya? Bertan oğlum, bunlar kabus mu acaba? Gerçeği buysa kabusu nasıl bunların ya? Siz böyle dalga mı geçiyorsunuz? Yeter ya. Kafama yedim. Vallahi yolarım ağa saçını başını senin. Yeter. Elçin, aç telefonu. Elçin, şu telefonu aç. Elçin, şu telefonu aç. Tahmin ettiğim gibi Zeynep Hanım hemen yetiştirmiş. Bir tutamadın biliyorsun Cem'im ya. Sen bizi sat. Sonra başkasıyla sözlendiğimi duyunca ara. Yok öyle ya ama Cem. Sen daha bizi çok ararsın Cem. Açmıyor. Elçin. Elçin, o Atakan'ın adamla gerçekten sözlendin mi ya? Sırf bana kızdığın için o adamla sözlenmene göz yiyorum ama. Ben ki hayatımı mahvettim senin için. Benim için hayatını mahvetmene izin veremem. Hanımefendi, dışarı çıkar mısınız lütfen? Serkan abi, ben de bekle. Dur. Arkadaşlar, müzik girin sizde. Sanatçı karpisimiz bitti. Şimdi de seyirci karpisi çekiyoruz. Çekmeyin ya da çekip gidin. Ay ne güzel konuşuyor değil mi? Çok tatlı ya. Neşe, iyi misin? Çok tatlıyım yani şu anda. Nasılız? Değil miyim çok tatlı? Kızım, niye insanların içinde bağırıp duruyorsun ya? Bilmiyorum Bertan. Çok özür dilerim, programını da mahvettim. Ama farkında mısın bilmiyorum. Maşallah hiç erkek dinleyicin yok. Neşe ya. Neşe kaçtı, ben kaçırdım. Neşe. Ya Neşe bir dur. Neşe! Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Gelişinden çok belli kime hay kimine vay. Sen onu gel de bana sor. Yine bize yangın var. Duruşundan besbelli kime hay kimine vay. Sen onu gel de bana sor. Yine bize yangın var. Yine bize yangın var. Ne yanlış ne doğru, ne eksik ne tam. Bir varmış bir yokmuş masallı dünyam. Yalnızlık hakim derken havada aşk kokusu var. Tam kafa dinleyelim derken yine bize yangın var. Gidişinden çok belli kime hay kimine vay. Sen onu gel de bana sor. Yine bize yangın var. Duruşundan besbelli kime hay kimine vay. Sen onu gel de bana sor. Yine bize yangın var. La 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 la
lay lay. Oh lay lay lay. Lay 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 lay. Oh lay lay lay. Ay be. Ya kanka cami gireyim. Ne kadar güzel sesim varmış benim ha. Acaba diyorum bu sesimle Alice'i kendime aşık etsem mi ha? Nasıl olur sizce? Vallahi Orçucuğum, Ali sağır olsaydı böyle bir şeyden bahsedebilirdik de kızın kulakları gayet iyi duyuyor bence. Ne ola? Beğenmediniz mi sesini? Bir kere bana belgesel kanallarından seslendirme teklifi geldi. Hem de aslan. Allah'ım ya ne saçma espri yaptım ha. Ne o ses telleri kopmuş aslan mı? Çok mu komik ha? Ha? Çok mu komik? Ha? Komik oldu mu zannediyorsun? Ulan sana kardeş dedik kalleş çıktın ha namkar. Rüzgar, bizim evin oraya girmenize gerek yok. Ben iner yürürüm. Niye canım? Bırakalım işte. Annem marketten bir şeyler istemişti. Hem de onları alırım. Ya sorun yok. İyi, nasıl istersen. Uygun bir yerde inelim. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. Girit. Hiç. İyi. Aslında hiç iyi değilim biliyor musun? Hiç. Kim var? İşte bol çikolata, sıcak su torbası falan. Biz bizeyiz yani. Evet. Gelsene sen de. Lütfen. Hiç. Ya hiç, hiç. Dil benim sinirlerimi bozma. Bağırtırma beni orta yerde. Geldim ben de zaten. Mahalledeyim, tamam mı? Hadi görüşürüz. Ceyhun, senin ne işin var burada? Kusura bakmayın, ben bu saatte geldim, rahatsız ediyorum ama benim Elçin'le konuşmam gerekiyor. Ceyhun, Elçin'i yeteri kadar üzdün. Lütfen artık onun peşinde dolaşma. Bakın, 5 dakika konuşacağım ve gideceğim, tamam? Ceyhun, Elçin çok üzüldü. Bak, senin yüzünden yaşamadığı şey kalmadı. Hapse bile girdi ya. Bakın, ne deseniz haklısınız. Tamam, anlıyorum ama gerçekten çok fazla vaktinizi almayacağım. Çok önemli bir konu. Elçin'le konuşmam gerekiyor. Telefon etseydin ya Elçin'e. 5 dakika konuşabilirdin telefonda. Aa, ama doğru. Muhtemelen Elçin telefonlarını açmıyordur. Bakın, Elçin'le konuşacağım çok önemli bir şey var. Ve çok fazla vaktini almayacağım. Onun iyiliği için buradayım. Onun bir ailesi var Ceyhun. Senin iyiliğine ihtiyacı yok. Biz onun iyiliğini düşünürüz. Ha, ayrıca buraya kadar geldiğine göre herhalde Elçin'in artık yeni bir erkek arkadaşı olduğunu duymuşsundur. Haberiniz var demek ki. Evet. Şaşırmadım. Bak Ceyhun, Elçin kendine yeni bir yol çizmeye çalışıyor. Lütfen artık onun yoluna çıkma. Ya yoluna çıkmaya niyetim yok. Sadece 5 dakika bir şey konuşacağım ve gideceğim. Yapamam Ceyhun. Zaten Elçin yeni yeni kendini toparlıyor. Hem artık Elçin bana her şeyini anlatıyor. Ama Samyeli ailesinden biriyle birlikteyken hiçbir şey anlatmıyordu. Bu sizin fakir ve sıradan bir yaşam süren insanları kızınıza layık görmediğinizden kaynaklanıyor olabilir mi acaba? Ceyhun, terbiyeni takın. Elçin! Elçin, aşağı in, konuşmamız lazım. Elçin, ne olur aşağı in, konuşmamız lazım. Elçin, lütfen, yalvarıyorum. Senin iyiliğin için buradayım. Ne olur, konuşmamız gerekiyor Elçin. Elçin, aşağı in. Elçin, yalvarırım, aşağı in. Elçin. Ceyhun.
kızım. İyi akşamlar. İyi beceremiyorsun ya. Sevmeyi beceremiyorum. Nasip işleri bunlar kızım. Yani öyle zorlamakla olmuyor. Bak bana, trafoyla beraber olacağım diye ben bir sürü hastalık geçirdim kızım. Bekledim yani. Bu işler böyle oluyor yani. Bak ben böyle tecrübe ettim. Bu anlattıkların nedense beni doyurmadı. Ben hala mutsuzum. İnsansın sen kızım, insan. Ne oluyor yani insan olunca? Sen balıklara yüzme öğretebiliyor musun? Ben yüzme bilmiyorum ki. Ha, bilsen öğreteceğim yani geri. Kızım herkes hata yapar. Ne var yani kafenin ortasında çocuk tam böyle şarkının en romantik yerindeyken bağırıp programın... Ne güzel de özetledin valla. Yani bunlar aşkların olmazsa olmazı yani. Kimse benden nefret ediyor şu hayatta. Senden nefret edilmez kızım. Sen kendini bilmiyor musun? Bilmiyorum kendimi. İyi, bilme. Neden böyle oluyor Sevin? Ben defasında saçmalıyorum. Böyle programlanmış gibiyim yani. Ne zaman birine aşık olsam her şey... Ben galiba korkuyorum ya. Ben galiba sevmekten, sevilmekten korkuyorum galiba. Bence sen sevmekten, sevilmekten korkmuyorsun. Neyden korkuyorum? Terk edilmekten korkuyorsun. Sevin. Hı. Beni hiçbir zaman terk etmeyeceksin değil mi? Etmeyeceğim. Tabii ki etmeyeceğim. Sürüklerini ne olur ağzıma sokma, etmeyeceğim. Rica ederim. Elçin kızım. Anne tamam, bir müsaade et. Ceyhun ne diyeceksen çabuk söyle, soğuk burası. Elçin o mesaj ne? Hiç şaşırmadım. Zeynep yememiş içmemiş sana yetiştirmiş öyle mi? Ha demek doğru. O mesaj senden geldi. Elçin bana cevap ver. O herifle sözleniyor musun sen? Doğru. Herif değil, ayrıca adı Atakan. Sözleniyorum, evet. Elçin daha herifi tanımıyorsun bile. Seni tanıdım da ne oldu Ceyhun? Beni daha rahat bir hayat için bıraktın gittin. Elçin o araba benim değil diyorum sana. O araba benim değil. Ben o arabayla Zeynep'i terapiye götürüyorum, tamam mı? Ayrıca ben karşıya kaldım, bunu sen de biliyorsun. Kız parası yemem, bunu sen daha iyi biliyorsun. Çünkü sen de zenginsin. Böyle bir durum yaşadık mı şimdiye kadar ha? Bir de CZ plaka almışsın. Buna ne diyeceksin? Elçin tamam. Bak sakin olalım. Baştan başlayalım. Elçin. Hı. Elçin beni seviyorsan o adamla sözlenme. Sebep? Çünkü o adamı sevmiyorsun Elçin. Sırf bana acı çektirmek için o adamla sözleniyorsun. Hiç de bile. Atakan gayet yakışıklı ve dürüst biri.
Hiçbir eksiği yok bence. Elçin! Elçin, o adam doğru bir adam değil. Sen benim iyiliğimi istiyorsun, öyle mi? Ceyhun, ben seni çok sevdim. Şu hayatta tek istediğim seninle beraber olmaktı. Sana güvendim ben. Sen beni yarı yolda bıraktın, gittin. Sana elimi uzattım defalarca. Hiç tutmadın elimi. Ve ben düştüm. Daha benden ne istiyorsun? Elçin. Elçin, seni o kadar çok seviyorum ki. İnan mutlu olacağını bilsem buraya gelmezdim. Elçin, sen bu adamı sevmiyorsun. Elçin, sırf bana acı çektirmek, beni yaralamak için bu adamla sözleniyorsun. Hayır. Evet. Hayır. Yanımda olmayabilirsin. Ama bil ki hep kalbimdesin. Değilim. Edip Cansever ne güzel söylemiş. Bana artık kalbimdesin deme. Bilirsin, kalabalık yerleri sevmem. Elveda Ceyhun. Acaba kime anlatıyorum? Ben var ya, ben bitmişim. Oho, Bertan Bey şu an yam 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 yamlarla o partilerde şu anda, ben biliyorum. Çakal. O yam yam yamları var ya. O kadar şu an kendimi bitmiş hissediyorum ki gayipten sesler duyuyorum. Kulağımda böyle duyuyorum yani şu anda. Ay, çocuğun geleceği var mı yok mu bilmiyorum da ben hakikaten bittim yani. Hakikaten bittim. Hadi ben aşığım da sana ne oluyor acaba? Galiba o sesleri ben de duyuyorum ya. Nasıl duyuyorsun ya? Gerçekten duyuyor musun? Yirmi sen bu sesleri! Gerçekten seni! Lütfen bana duyduğunu söyle! Lütfen! Duyuyorum, duyuyorum! Tamam, duyuyorum. Soğukkanlı olmak lazım. Nefes al. Derin derin. Nefes al. Nefes al. Böyle yavaş yavaş. Nefes al. Al şunu, al şu, al. Al şu mendilde. Böyle camdan aşağı atarsın onu. Başta yine kavak yerleri eser. Gönül ince bir sızı sezer, tam bizi gülmüşken tarih yine yan mı çizer aşkta? Giden olur, gitmeyen olur. Yeniden giden yeni bulur, tam bize gelmişken inadına hep bizi mi bulur? Damla, damla düştü aşk yine gözlerime. Hangi yalancı söz dokundu göz bebeklerine? Sensiz kalmışsa bir yanım ne kalır geriye? Ben hep nefes nefes duadayım yüzünü dönme diye. Bertan! Nişe?
Bertan, ben galiba sana aşığım. Ben sana kesin aşığım. Bir tanesini de